tutorial'ı bitirmiştik. Karakterleri yaratacaktık ama önce benim ikinci level olmam gerekiyordu ki adam satın alabileyim. Adam satın almanın kaç para olduğunu bile bilmiyorum. O yüzden hani param yetecek mi? Kaç param var? 200 param var. Bir sürü mal var. Onları falan satarız herhalde. Ben Lida'nın level'ını atlayayım. Bakalım. Şimdi Lida'nın en önemli skill'leri tabii ki mechanics ve stealth olacak. Ama paramızın az olacağı bir run olacağını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten side quest'leri yapmayınca para düşük olacaktır. Bu da dungeon'larda survival'ımızın biraz olması gerektiğini düşünüyorum. Dışarıda kamp yapmak isteyeceğim. Çünkü gerçekten hanlara para yedirmek istemiyorum. O paranın ya ihtiyacımız olacağını tahmin ediyorum. Biraz cimri oynamamız gerekecek. Çok az şey satın alacağımızı tahmin ediyorum oyunda. Çünkü o bol bol akış olmayacaktır. Bu yüzden survival isteyeceğim birazcık. Özellikle şurada accuracy vs. creature type hadi neyse ama bonus damage vs. flank denemeyiz. O kadar iyi ki 6'ya çıkartmanın bir yolu yavaş yavaş da olsa. Çünkü ben zaten flank'te çalışıyorum. Çok güzel kombolanır. Çok fena döverim flank ettiğim adamları. O yüzden survival'da istiyorum Lida'ya. Ama mechanics'in hep birazcık gitmesi lazım. Fullemek kaça fullenebiliyor? Bu kadar. Fullemek yerine mechanics'i biraz aşağıda, normalde fullerim aslında ama biraz aşağıda tutmayı düşünüyorum. Lockpicklerle, mockpicklerle onu destekleriz. Çünkü bu puanlara, bu 3 puanı buraya vereceğime bir survival versem. Athletics herkese bir hiç değilse 1-2 lazım oyunda. Çünkü bir kere second wind'i açıyor. Ki kendi kendini cure edebilmek çok değerli. Hem de tırmanma bilmem ne gibi set encounter'larda zıplama bilmem ne işe yarar Athletics. 1 puanın daha kaldı diyor. Stealth'e verebilirim onu da. Biraz da stealth lazım. Ben grubun rogue'uyum sonuçta. Rogue'dan 1, Drifter'dan 1, 2 dedi. Athletics dümdüz. Hiçbir şeyim yok dedi. Mechanics de Disarm difficulty artı 15 trap accuracy. Aa, kendim de trap kurabiliyorum değil mi? 5 mechanics, 1 survival. Peki bu survival ufak ufak tıklayacağım. Bir gün 6'ya getiririm inşallah. Athletics'i çok yükseltmem gerekmiyor. Mechanics'i her level'da hiç değilse bir tane tıklayıp, ki ileriki level'larda bu da zor olacak ama, mechanics, stealth, survival olacak Lida diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar. Pekala. O bonus damage versus flank çok fena. Şimdi close'dan backstab dedin. Backstab stealth'ten çıkan... Ya bir yok abi. Ben öyle bir şey değilim. Stealth'ten çıkmalı falan değilim. Ben bayağı dayakçı rogue'um. O yüzden de stealth'ten çıkmalı değil de sen bana ofensivlerden şeyi söylesene. Bir kere şu neydi? Rufian. Saber, stiletto, club, pistol, blunderbuss. Bu çok güzel. Artı 6 hepsine. Bu silahlarım şu anda var galiba. Stiletom yok ama Saber'ım, club bulmuştum bir yerde. Pistolüm falan da yok. Bunlar biraz daha birikince işe yarar. Artı 6 accuracy güzel tabii. Ama şu two weapon style'la başlayalım bence. Çünkü daha hızlı dual wield attack speed diyor. Hız bu kız için en değerli şey. Çünkü fırsatı yakaladığında, doğru fırsatı bulduğu anda, koşullardan birisi yerine geldiği anda, ki çoğunlukla bu flank olacaktır. Çünkü asıl flankten çalışıyorum ama prondu, boktu, püsürdü olduğu anda o pencereden ne kadar hızlı atak yaparsa o kadar iyi. O yüzden leather armor'dan bile emin değilim. Two weapons da ve saber da. Yani çok iyi bir saber bulmadıkça ki vardır oyunda. Two weapons style diye başlayacağım ben. Bu zırhtan emin değilim. Yavaşlatacak beni. Peki two weapons style aldık. Level'ı atlattık Lida'ya. Şimdi ne dedi? Two weapon style artı 20 dual wield attack speed. Blinding strike. Şimdi speed dediğimize göre bir kere şu benim işime yarayan şu club yarar. Rapier hızlı olduğu için yarar. Torch benimle ilgisi yok ama dursun. Dagger yarar. Bunun dışında da saber klasım söyleyeceği için ileride yarar. Şu anda beni yavaşlatır. Ama Rufian olacağımı unutmayayım. Bunlar benim işime yarayacak olan şeyler. Crossbow, yani pistol bu belli ki. İleride pistol olacak ama pistolü satın alacağımı sanmıyorum. Çok paradır o. Bir yerde bir pistol nasılsa bulurum. O güne kadar crossbow bu açılış atışları meselesinde çok güçlü vuruyor. Ve crossbow özellikle damage'i 40 damage vuracak langırt diye, yani indirebilir bile. Burada da bunların hepsi artı 5 damage, artı 5 değil mi? Hepsi aynı. Aynı şeyin Pierce, Crush, Slash vuranları.
10-15 demiş. Her şeyleri aynı. Artı 5 ekürisi istiyorum tabii. Bunu döndüre döndüre kullanabilirim. Şu anda sadece club benim weapon'ım klasımın verdiği bir şey Rufia'nın. O yüzden club kullanmaya alışalım. Sopalarız. Onun yanına da duruma göre değişir ama şu anda dagger alacağım slashing. Ama rapier'de bir süre ben Rufia'nın oluncaya kadar silahlar arasında benim açımdan bir fark yok. Olduğum zaman buraya stiletto. O da fast sanıyorum. Farklı bir silah o veya saber bir şeyler gelir. Şimdilik böyle gidecek. Pekala. Zırhlar da Lidda'ya. Hafif zırh. Leather armor'dan hafif. Simple clothing. Yani bu daha mı hafif? Daha hafif. Bu bile etkileyebilir şimdilik. Leather armor yerine hide armor. Çok komik görünüyor ama böyle ya. Bu nedir abi? Bu yakışmıyor Lidda'ya yani. Padded armor falan vardır herhalde oyunda. Clothing de bir daha deneyeceğim. Şimdi partiyi de kuruyoruz. Belki şimdi bu hangisi? Köylü kıyafeti bu. Böylesi kıyafet. Bu daha iyi canım. Bu da simple. Bu da nedir kızım? İyice peasant. Bunu satarız. 20 gold. Bu da mı 20 gold? 20 gold. Bunları satarız. Böyle bir daha deneyeceğim ama leather armor'ı, hide armor'ı satacağım. Hide armor yakışmadı. Leather armor dursun. Bunlar hep deneme. Bir süre böyle gidecek tabii parti. Böyle deneyeceğiz. Şurada bir Cloak of Protection var. Bunu satmak zorunda bile kalabilirim. Potion'lar var. Leather armor 40 gold. Tutmak yerine satmak da olur. Böyle deneyeceksem bu leather armor'ı bile satabilirim. Neyse burada dursun. Şu da dursun. Çünkü şimdi satışa başlayacağız. Ve bu satış sırasında kaç para çıkartmam gerektiğini de bile bilmiyorum. Bakalım şeyle bir konuşalım. Kaydımız yolunda. Paska. Bir kere var. Onu söz etmiştim. İkinci level başlıyor oyun aslında. Şu anda ben ikinci level'ım. Ve çıkıp Eder'i, Alot'u, diğer parti member'ları toplamaya başlarsam onlar ikinci level geliyor. Ben side quest'te yapmayacağım diyorum. Az yapacağım diyorum. O yüzden birinci level ile ikinci level arasındaki farkı da bütün FRP'ciler bilir. Yeah. Ölümle kalım arasındaki farktır. Bir ile iki arasındaki fark. O yüzden buradan bir tane quest alacağım. Veilwood quest'ini alacağım. Sanıyorum aşçıları kaybolmuştu. Gidip orada ikinci level yapacağım grubu. Bir şekilde herhalde olurlar bir adventure'da. Ondan sonra adventure'a başlayacağım. Hiç değilse ikinci level olalım diye düşünüyorum. Dolayısıyla da rest edeceğim. Zaten yorgunum ama önce grubumu kurmak istiyorum. Bu şuradan açılıyor herhalde. Kol sadece soğuk lapamız var diyor. Yani hani böylesi bir şey. Han. Soğuk lapadan açarız orayı ama önce abi bana adventure kiralar mısınız ki? 250 gold. Uş. Sata sata gideceğiz. Ne var ne yok satsam. Acaba 250 ediyor mu? Şimdi ben sana şeylerimi satsam. Mesela 40 gold mu bu armorlar? Oo, buradan yürüyeceğiz. Clothingler 20 galiba. Şimdi şu clothingleri satsam bu bir adventurer çıkartıyor. Tamam. Bundan sonra bu armorların hepsi bir kere çift olanları, şu hide armorları. Kaç bunlar? 40 mı gerçekten? 120 150 180. Oo, bayağı iyi ya. Hide armor sattım. 300. 209 daha. İkinci adventurer çıktı. 500 ettik. 250 gold daha. Bu ne? 10 gold. Silah var bir sürü elimde. Mesela bu hunting bowları kullanacağımızı sanmıyorum. Bir sürü hatchet var. Bu kadar çok bu kalkandan. Small shield, spear. Yani hani daggerları sat. Bir dagger bende var. Başka dagger kimseye vereceğim sanmıyorum. Small shield. Bu da mı small shield? Aynı değil mi bunlar? Bunu sat. Bu ne? Bunun adı? Bu da small shield. Ha bunun adı medium shield. Bu tahta olan neydi? O da mediummuş. Tamam. Club bir daha gerekmez. Club'ı sat. 375. 580. Biraz daha lazım. Balta. Şimdi Tordek ne kullanacak? Tabii onu bilmiyoruz ama biraz daha satmak gerekecek. Benim elimde ne vardı satılabilecek? Yani bunu tabii satmamaya çalışıyorum. Başka leather varsa satabiliriz. Yani var. Bir leather armor ben giyerim. Yani giymem. Bende bir tane daha yedek var. Mümkünse giymeyeceğim. Bu scale'i birine vermek isteyebilirim diye tutuyorum. Static ekipmanlarını bilmiyorum. Bu helm. Bu çok komik bir helm. Leather medir. Bunu sat ya.
Burada ne var? Wolf Hyde sat. Ah, arkeoloğun jurnalına para vermiyor musunuz? Kalsın abi o zaman. Yazık adama. Lockpick satmayacağım. Kullanacağım lockpickleri. Taşlar var tabii. 430, 640 tayım. 110 para bana. Bunları satmadan taşları bilmiyorum hangi taş nerede yarayacak. 110 para bulabilir miyim? Bulamam. Ya yani bulurum. Bu scale armor'u satarım. Bu leather armor'u satarım. Biraz taş satarım. Bulurum aslında. Buradan silah satarım. 10 gold diyor silahlar. 5 gold. 20 silahlar 10 gold. Çıkar. İki tanesini yapayım. Adamların. Bunları zaten satmak istediğim şeyler. Diğerlerini bilmiyor değil mi için. İkisini yapayım. Onlardan gelen ekipmanı belki satarım. İstemiyorum bunu dersen. Hele bir adamlarımı yapayım. Bunları al benden. 639. Karakterleri yaratmaya başlayalım bakalım. Bakalım ne olacak. Bana ilk karakterimi. I'd like some help. 250 para. Al. Evet. Şimdi Dwarf Fighter Tordek. Might artı 2, Dexterity eksi 1, Constitution artı 1. Şimdi bu fighter'ı 6 kişi olmadığımız için tam bir tank yapmayacağım. Mümkünse ağır zırh giymek istemiyorum. Ağır kalkan da istemiyorum. Kalkan accuracy'yi düşüren bir şey. Ağır kalkan çok düşüren bir şey. Ağır zırh da gerçekten yavaşlatıyor. Bu adam tamam fighter ve grubun önden giden, tanklayan da olacak ama tam bir tank yapmak yerine onda damage vurabilen bir adam olması gerekecek. Öyle bir fighter düşüneceğim. Damage vurması lazım yani. Boreal Dwarf. Artı 5 accuracy against Wilder and Primordial. Güzelmiş ama Mountain Dwarf Poison'a ve Disease'a. Tamam. Mountain Dwarf abi. Tordek. Bizim bildiğimiz klasik. Bunlar bazı şeyler boşuna klasik değildir. Mountain Dwarf'tur. Fighter'dır. Doğru. Knockdown ve Discipline Baraj. Bu neydi? Intensity Focus on Accuracy. 15 saniyeliğine accuracy. Güzelmiş bu arada. 15 saniye az değil. Ama İki per encounter knockdown alacağım ben. Prone ediyor. Hem benim Lidda'nın şeyine vurur. Sneak atağını bufflar. Hem de kontrol sağlar. Bu adam biz 4 kişiyiz sonuçta. Kontrolü herkesin birazcık kontrol yapabilmesi lazım. Knockdown. Constitution Dwarf'tan gelmiş. Resolve Dwarf'tan gelmemiş. Bunlar önemlidir diyor. Fighter'da dayanıklılık önemli diyor. Ama benim fighter'ım da şeyde önemli. Tamam. Bunu hadi bir 15 yap. Bunu da bir 15 yap. Might önemli olacak. 15 yap. Resolve'u da herhalde tabii yapacağız. 15 yap. Kaç puanım kaldı? 3. Benim nereli olduğumu ben bir bulmam lazım aslında. Nereli olduğumu bir seçeyim. Ona göre buraya döneyim. 3 puan var diyorsun ama hani intellect'i mesela bu adamın 9 olsa da olur. Ne diyor? Area of effect. Will kötü. Will kötü. Eksi 5 duration. Ne duration? Knockdown'ların duration'ı. Eksi %5. Bilemedim. Ben nereliyim? Deltfire Archipelago Dexterity diyor. Aydır. Ha, resolve diyor. Güzel. Xamity Plains de resolve diyor. Aydır. Bu İngiltere değil mi? It's currently the largest and most powerful force in this part of it. It's centered around the equator. Evet. Kolonileri var. Greater Aether deniyor United Kingdom'a. Human ve elfler çoğunlukla yaşarlar orada diyor. Ama burada mesela dwarfların yaşadığı yer imperialistik. Şimdi bu adam biraz daha gidelim. Bu adamın Aether'li olsun diyelim ki lore istemiyorum. Dissident. Stealth lore, stealth survival, stealth athletics lore. Athletics güzel tabii fighter için. Clergyman, colonist survival. İyi olabilir tabii survival ama. Athletics mechanics, merchant, slave. Athletics survival. Oo çok güzelmiş. Köleymiş. Tamam. Human ve elfler yaşarlar diyor zaten Aether'de. Bu herif oranın citizen'i değil. Köleymiş bu Tordek. Tamam. Köleymiş, kaçmış ve yeni dünyaya gelmiş. Amerika'ya gelmiş. Dirwood'a. Gelmiş. Athletic Survival'ı çok beğendim ben. Çünkü çok istediğim şeyler bu fighter'da. Aether'den kaçmış ve Amerika'ya gelmiş bir köle olsun Tordek.
Çok güzel. Buna göre bakalım. Ne aldı? Aether'den geldiği için Resolve aldı. 16 oldu. İyi, güzel. Şimdi benim tabii buradan Dexterity 9 Dwarf düşürüyor ona herhalde ama Dexterity hani düşürme abi Action Speed'ini. Bilmiyorum belki de düş yani %3 Action Speed, refleksi düşüyor. Yani Dwarf'luktan gelir diyor. Olabilir 9 Dexterity de olabilir tabii. Perception'ın biraz olması lazım senin. 13 desem. Interrupt Accuracy vurması lazım. Constitution. Bir kere bir Dwarf'un en yüksek statının Constitution olmaması olmaz yani. Olmaz öyle. Intellect 1 puanım kaldı. Perception 13. Güzel. Resolve 15. Güzel. Tough. Mighty. Resolve var. 1 puan. Dexterity. Action Speed'imi düşürüyor. Ya bu Will'imi düşürmesin bu benim ya. Will'imi düşürmeyin abi. Ben bir fighter'ım. Will'imi düşürmeyin. Action Speed azıcık düşse de olur. Zaten çok ağır giymeyeceğim. Chainmail giyeceğimi sanmıyorum mesela. Bu medium ama yok abi fighter, tank fighter'ın medium tank da olsa tanktır. Will'ini düşürmeyin. Yiyeceğimiz bir tane will save mahvedebilir bizi. Aedirli bir köle kaçmış. Portre. Nerede bunların portreleri? Buldum. O ne zormuş bu oyunda sürekli tık 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 yana giderek şöyle çıkarsan ölme portrelerin arasından seçeyim böyle tık 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 tık. Ne acayipmiş. Peki. Tordek. Yılların bazı şeyler boşuna klasik değildir Tordek'i. Bir kere kızıl saçlı değilmiş Tordek. Kahverengi saçlıymış bunlar. Bunlar fazla açık kalacak. Şu pembe. Bu yok. Tamam. Kahverengi saçlı. Facial hair tabii en önemli konu. Nasıl yapmış? Örmüş filan. Örgülü. 2. Yani olur da. Bu benziydi bu arada ya. Ama tabii sakal önemli olduğu için bakmak lazım cüce sakallarına. Bir cüce için en önemli şey sakalıdır. Şöyle yandan da görelim. Ha, bol sakal. 9 fena değil. 10. Biraz da örgülü mörgülü. Bu yakıştı galiba. Ha, bu ikisi arasında... Daha da çok sakal. Bunda daha çok var. Tamam 11. Bunda örgüler var. En çok sakal 11 galiba ya. 11 olsun. Suratı. 3 çeşit dwarf suratımız var. Bu ne böyle be? Tamam şu 2 güzel yakışıyor galiba. Şuraya da bakıyoruz. Saçım nasıl? Böyle iyi. Saçları görelim tabii ama. Uzun saçlı da olur cücedir. Vay. Hoppa. Allah be. Abi uzun saçlı. Şöyle onları örmüş. Ha, onları da örmüş. Tamam ya böyle olsun. 18. Çok acayip bir şey. Oo. Ama benden çalmış. Yok olmaz. Lida'dan çalmak yok. Abi 18 miydi? O bir tanesini beğendim ben. Bu değil be. Heh. Tamam. Tamam saçını sakalını örmüş bir cüce. Deri rengi. Böyle cüce biraz daha soluk. Çok soldu be. Sarımsı. Soluk renk arıyorum ama bulamıyor muyum? Yani güneş görmeyen bir adam bu. Köle bir de. Hem cüce hem köle yani. Kim bilir nasıl bir hayat yaşadı. Peki tamam biraz soluk renkli olsun. Güzel. Mountain Dwarf. Fighter. Knockdown var. Bu nedir? Constant Recovery. Güzel. Fighter olmaktan dolayı sürekli şey yapıyor. Aedirli bir köledir. 15. Might Constitution. Dexterity biraz düşük. Normal. Cüce. Köle olmaktan dolayı Athletics ve Survival var. Değil mi? Burada mı yazıyor? Aedir'de yazıyor. Aman. Nereye geldik? Bozmadın değil mi bir şeyi? Allah kahretsin seni be. Ne biçim iş ya? Bozmuş. Neyse saçı maşı bozmamış. Bir tek portreyi kaybetmiş. Tamam. Aedirli köle diyorduk. Her şeyi var. Bir Dwarf Fighter. Gel bakalım. Sesi. Bu da benim ta zamanında Züggür için yaptığım şuna mı koymuştum Dwarf sesini? What is your will? Heh. It is an honor. Bunu Icewind Dale'den mi almıştım neydi? Dwarf sesi yoktu bu oyunda çünkü. Howard. Howard. Tamam. Tordek. Tordek level bir fighter.
Feist'ini yere koymuşum, evet. Icewind Dale'in Dwarf sesi sanıyorum. Peki Tordek'cim, hoş geldin. Geldim. Bir karakter daha yaratabiliyorum. Hı-hı. Ondan sonra mal satmam gerekecek. Yes. Tordek'in bu arada üstteki Chain Mail'i istemiyor olabilirim. Çünkü şu scale ile bir kıyaslayayım. Ya şimdi tamam, Chain Mail iyi hoş da. Eksi 45 diyor. Slashing'e çok koruyor. Çok koruyor. Crash'a korumuyor bu arada. Ve eksi 45 çok fazla. Scale, yani bu adama ya scale ya breastplate gibi bir şeyler giydirmeyi düşünüyorum. Jozana da keza. O yüzden ben bu mail armor'ı şimdiden satabilirim. Ve satarsam para gelir. Sen şimdi scale giysen, ben bunu satsam. Kaç para bu? 40 para. E zaten 40 para da 430 oluyor. Bir şeyler daha satsam çıkıyor. Hele bir diğer karakterleri yapalım ama bu chainmail gidici gibi görünüyor. Ben bir karakter daha istiyorum. Onda da Jozan'ı istiyorum çünkü onun da ekipmanı önemli. Hangi ekipmanı satacağımı belirleyecek. Herhalde Mialin'in ekipmanı beni çok aşırı etkilemeyecektir. Bir tane daha level bir adventurer lütfen efendim. Mail bir human, doğru. Human resolve ve might veririm diyor. İkisi de işine yarayacak. Çünkü Jozan da öyle geride kalan klerik olamayacak. Öyle şey değil. Öyle bir lüksümüz yok. 4 kişiyiz. Meadowfolk. Bunlar hiçbir şey değiştirmiyor. Hepsi human. Fighting spiritleri var. Combat'ta bir kere %50 hit point'in altına düşersem, üstünden 5 saniye doğru da kalırsam accuracy'm ve damage'im artar. Gaza gelirim. Fighting spirit'im artar diyor. Peki. Bunlar böyle savana, Ocean alakası olmaz. Meadow. Deerwood'da en çok görünen adamdır diyorsun. Peki Deerwood'lu olsun o zaman. 2000 yıldır burada yaşıyor. Elf ormanlarının kıyılarındaki plainlerde yaşarlar. Bu yüzden de Meadow adını alırlar. Most humans in the Deerwood are Tirtan. Tirtan. Peki Deerwood'un yerlisi olsun bu herif. Mi? Yabancı ama bir yerden gelecek ya. Öyle zorundayız. Hiçbirimiz yerli olamıyoruz. Peki uzun zamandır Deerwood'da yaşıyoruz. Tamam, Meadowfolk. Bir priest. Heh. Şimdi burada tanrı önemli. Ve Eotas seçeceğim. Bunun iki sebebi var. Adrian name for the God of Light, Redemption and Rebirth. İki sebebi var. Birincisi Pillars of Eternity'de Eotas'ın yeri çok farklı. Ve eğer bir karakter olacaksa Eotas karakteri olması gerekiyor. Klerik olacaksa Eotas kleriği olması lazım. Çünkü en ilginç şeyler Eotas'la ilgili oluyor. Bu oyun serisinin tadı böyle. İkincisi de Pelor'a benziyor ki orijinal klasik şey Jozan Pelor kleriğidir. O da Light, Hope, Redemption, Rebirth, bunların hep çoğuna benzer. Tam benzeyemiyor tabii ama Eotas bu tanrılar arasında Latander'e, eski yani Pelor'a ve Latander'e en çok benzeyen, Latander Pelor'un sonra geleni en benzeyen adamdır. Eotas'a inanacağım. Benevolent, honest, cömert ve dürüst ve dümdüz, gerçekten en sıkıcı adam tipi. Do-good'dur bir adam Eotas. Cruel sevmez, deceptive sevmez. Allah'ın good adamı işte. Peki Eotas'a inanacağız. Eotas diyor ki while worship of Eotas is still popular in Aether Empire. Bunlar savaş çıktı. O savaşta işte Saints War. O savaşta herifin biri ben Eotas'ım dedi. Ondan sonra bu adamı Deerwood'a saldırdı. Sonra öldürdüler bu adamı filan. O günden beri Eotas'tan haber alınamıyor. Ve öldüğü varsayılıyor. Ama elbette ölmedi. Elbette ölmedi. Eotas kleriği elbette. Ve dövüşebilen bir adam olacak. Demiş ki might ve intellect en önemlidir priest için. Intellect'i herhalde yaptığı spellerin hem area'sı hem duration'ı için istiyorsun. Haklısın. Priest spellerinde. Might'ı aslında healing için istiyor. Healing'i arttırıyor might. Ama ben de istiyorum. Damage da vurmasını istiyorum. Bu adamın dövüşmesini istiyorum çünkü. Dexterity'sini de tabii istiyorsun. Haksız değilsin. Çünkü ard arda spell'ler falan yapmak gerektiğinde şey olacak. Gerekecek priest'e. Ama resolve abi hepsi gerekiyor. Çünkü bu adam yarı paladin gibi öyle bir adam olacak ama hani bu kadar resolve benim bu harfe vermeye niyetim yok. Deflection, will hani. 10 yapacağım ben bunu. Might'ını düşüreyim ben.
Yükselteyim. Bir kere May bir 15 hadi diyelim. 15 şey bir sayıydı bu oyunda hatırladığım kadarıyla. 15 iyi abi diye bir sayıydı. Constitution çok önemli değil. Dexterity biraz lazım. Biraz deyince de 13 dedi bana. Perception lazım. Çünkü accuracy istiyorum. Çünkü bu adamın dayak atabilmesini istiyorum. Might'ı da yüksek. Onu da hadi 13 yaptım. Hadi 13 yaptım. Intellect lazım tabii. Intellect lazım tabii. 15'te onu yaptık. Bu adam nereden gelmiş? Onu bir seçeyim ben. Aydır'dan Resolve. Dexterity. Resolve. Intellect. Ha ve Morningstar'la başlıyor. Bu çünkü Eotas'ın favorite silahı Morningstar ve Flail hatırladığım kadarıyla. Eski Vailia'dan. The Crumbled Remnants of an Empire. Warring Merchant Nations. Evet. Bunlar Romalılar. İtalyanlar. Bir zamanlar büyük bir imparatorlukmuş. Şimdi küçük küçük şehir devletlere bölünmüş durumdalar. Desek intellect demiş. Constitution, might, perception. Intellect'i almak için hem de Morningstar'ı da beğendim. Bu Chainmail'i de satmak gerekir. Çünkü kullanamam. Yavaş kalır. Ama Morningstar'a para vermekten kurtuluyorum. Böylece. Çünkü Morningstar isteyeceğim. Bu adam ilk fırsatta o Eotas'ın Morningstar ve Flayer'ları çok iyi kullanırım özelliğini alacak. Tamam. Vailyalı olsun. Intellect'i kaç oldu? 16. Yani 16 o kadar lazım mı bilmiyorum ama. 3 puanım mı kaldı benim? Şöyle bir şey yapsak. Dexterity'm var. Perception'ımı biraz daha artırsak. 9 Resolve da bu galiba bir yerden geliyormuş. 9 Resolve yeri 10 Resolve olsam. Dexterity'si 13. 15 Might. İyi böyle iyi aslında. Bir puanım daha var. 15 Might. 10 Constitution. Yani o zaman. Daha da Perception mı? Daha da Intellect herhalde ya. Daha da Intellect abi. Area Effect ve Duration önemli. Intellect'e gidiyorsun. Might da önemli. Might da istiyorum tabii ama. Intellect 16. Abi bu adam etrafını bufflayacak. Düşmana bir şey atacak mı bilmiyorum ama. Might kaçar kaçar arttırıyor damage'i. %3-3 mü? Üçer üçer arttırıyor. Intellect de %6 area. Duration'da %5. Intellect 15. Abi duration önemli ya. Çünkü bu adamın savaşabilmesi için bir klerik olarak kendini buffladığı durumlar çok olacak. O buff'ın vereceği şeyin Might'ı bir arttırmanı sağlayacağından daha uzun süre. Yani her kombatta bir kere kendine bir buff atsa o buff'ı da süresi ne kadar artacak bilmiyorum ama çevreyi de buffluyor. Böyle deneyeceğim. Jozan şey bir karakter olacak biraz. Karışık bir karakter. Çok fazla şey yapmasını istiyoruz. Hem healer hem damage dealer. Kolay olmayacak. Jozan'a oynamak. Bakalım. Böyle oynamayı düşünüyorum. 15, 10, 13, 14, 16, 10. Bu karakter beni biraz kuşkuda tutuyor. Vailia'dan gelmiş kendisi. Bir nedir bu adam? Ne istiyorum bu adama? Lore artı 2 olur da hani survival olabilir. Survival fena fikir değil. Stealth mechanics yok. Athletics mechanics. Mechanics istemiyorum abi. Mercenary. Athletics lore. Ha. Paralı asker. Athletics'te Lore da istiyoruz bu adama. Slave bir tane var. Stealth istemiyoruz. Stealth istemiyoruz. Lore artı 2. Ya Survival artı 2 ya da Lore artı 1, Athletics artı 1. Bunların ikisi de olabilir. Lore hani ne kadar önemli scroll okumak. Herhalde bir yerde tıklarız da scroll mu var başlangıçta deyip kolonist alacağım. Survival artı 2 ile başlayacağım. Çünkü bu adamın da survival'ını tıklamaya devam etmesini istiyorum. Lidda ile ikisi flank bonuslarını alabilsinler istiyorum. Peki kolonistmiş bu adam. Tamam. Survival'ı orada öğrenmiş. Belli ki tüccar republiklerden çıkıp şey yapmış. Senin portren buldum. Jozan'ın da klasik portrelerindendir. Dungeons and Dragons 3rd Edition Player's Handbook resmi sanıyorum. Great bir weapon tutuyor olman da Morningstar'ı buff'lıyor tabii. Morningstar güzel. Saçını sakalını sakalın var mı? Yok sakalın. Bunun da yok sakalı. Bir sakalsız mı demek? Evet, tamam. Bu. Buna benzetmeye çalışayım. Saçını bilmiyorum abi. Başlığın var ama suratına bakalım.
Buna benziyor galiba. Biraz pofuduk. Şöyle bir şey galiba bu adam. Ya 5 ya 1. 1 de ne kadar jenerik bir adammış ya. Bayağı şey, fazla jenerikmiş ya. Şöyle bir tip olsun. Hop mop diyor. Saçını böyle yapabiliriz tabii ama başka ne saçlar var ilginç. Abi zaten sıkıcı bir adamsın, böyle good mood. Saçın da sıkıcı olsun. Senin sıkıcılığına yakışsın. İlginç bir adam olmasan. Kel ol. Kel var mı kel? Ha. Allah'ın düzü. Tamam. Dümdüz bir adam. Saçı sakalı yok. Do gooder. Good işler yapıyor. Kel. Ya da şöyle de olabilir. Ama bu pek do gooder değil. En do gooder karakter hangisi, şey hangisi olur ya? Böyle. Ha. Kişiliksiz. En iyi seçeneği seçiyor sürekli. Kel olsun kel, tamam. Ben bunu beğendim. Kel bir herif. Böyle bir rahip. Rahipliğine de yakışıyor kellik. Zaten herhalde bir başlık maçlık takarız. Herifin kafasında bu kadar kocaman bir başlıkla gezdiğine göre. Skin mikin gerisi güzel görünüyor. Renkleri içeriden değiştiriliyor. Old Valyalı kolonist. Kolonist survival falan diyor zaten. Bit olur, pire olur. Sen kes onları. Siperlerim var. Bu for encounter çevreyi heal eden ve undeadlere de damage vurup undead tornado. Aynı anda hem area heal hem tornado'ydu. Aynı zamanda bufflanabiliyordu galiba. Ve savaşçı yapmak için bufflamak gerekebilir. Hepimize armor 4 armor. Zırhlarımız 7-8 korurken 30 saniye boyunca 4 armor. Early game de bayağı iyi. Bars of Condemnation 12 metre. 12 metre çok uzak, yani çok yakın değil. Average speed. Pierce damage vuruyor. Fena değil demiş. Tabii Might'ından da geliyor biraz. Bir gelmiş Might'ından. Adama damage vuruyor. Fortitude'una vuruyor. Deflection'la değil. Ha, Fortitude'u düşük adama atıyorsun. Accuracy ile. Bütün defense'lerini düşürüyor. Bu save'leri de demek. Aynı zamanda da damage vuruyor. Günahları yüzünden adamı cezalandırıyor. Güzel spell. Fortitude'a vuruyor olduğunu unutmamak lazım. Bless. Hepimize 5 accuracy, %10 damage. 20 saniye boyunca. Çok güzel. 20 saniye. Hem accuracy hem damage. Accuracy crit ihtimali de demek. O yüzden de güzel. Lidde açısından. Divine Terror. 4 AoE yakından atılıyor. 15 saniye. Villain'e frighten ediyor. Frighten ne demek? Dexterity ve Resolve. Yani savunması ve hareket hızı düşüyor. Ayrıca accuracy'si de düşüyor. Ha. Güzel. Yavaşlıyorlar. Güzel. Accuracy düşürüyor. Güzel. Halt. Stuck ediyor. Stuck da adamı hareketsiz bırakıyor. Accuracy'i düşürüyor. 5. Reflex ve deflection'ı 20 düşürüyor. Ha, güzel. Tamam, adamı vurulabilir hale getiriyor. Daha kolay vurulur hale getiriyor. Yani sadece hareketiyle ilgili değil. Deflection eksi 20 demek bayağı iyi demek. Stuck atılabilir. Kıpırdama diye. Holy Meditation. Hepimize concentration ve will save. Fast speed. Olur da hani sırası gelirse olur. Prayer against fear. Immune. Güzel. Denk gelirse. Klerik olduğu için hepsini birden açık olacaktır. Immune güzel tabi. Restore minor endurance. 12 endurance. AOE. 12 çok iyi değil. Ama bu da minor diyor zaten. 12 çok iyi değil. Şu ne kadar iyileştiriyordu? 15 iyileştiriyor. Per encounter. Öbürü bir de slot kapatıyor. Burn damage ve frighten ediyormuş undead'i. Şey, veselleri. Spiritlere çalışmaz. Yok, bunu iyileştirmek için kullanmak iyi bir fikir değil. Şey, öbürünü iyileştirmek için kullanmak iyi bir fikir değil. Gerekirse bu daha iyi iyileştiriyor. Ama bunu da iyileştirmek için kullanacağımı tahmin etmiyorum. Athletics'inize tıklayın arkadaşlar. İyileştirmeyi klerikten beklemeyin. Bence bu klerik dayakçı klerik. Bir de withdraw var. Ha, sanctuary. Tamam. Bir adamı seçiyorsun. Heal edip Invisible yapıyor. Heal ediyor ve Stasis Shield'a sokuyor. 20 saniye. Tamam. Birini kurtarmaya yarıyor. Ölmek zor olan birini, sıkışmış birini kurtarıyor. Valla güzel speller. Armor of Fate gayet iyi.
Bless gayet iyi. Halt güzeldi. Frighten güzeldi. Hepsi çalışabilir. Hepsi çalışabilir. Rakibe göre. Rakipleri tanıdıkça. Tamam Jozancığım. Gel bakalım. Sesin. Benevolent ol tabii. I'm here. I'm flattered. Benevolent. I'm flattered. Yeah! Bunu... Quietly now. Yes, I'm flattered. Ay çok kılsın. Smooth nasıl? They'll never know I'm here. Hey there. Watch and learn. I'll teach you a lesson. They'll never know I'm here. Ne de güzelmiş. Bu daha şey, daha da kişiliksizmiş. Yeah? Watch and learn. Yavşak biraz. Yeah! Quietly now. Yes? I'm flattered. Benevolent'ı seçeceğim. Bu değiştiriliyor sanıyorum. Jozan. Benevolent'tır çünkü diyor şey Eotas insanları. Sen de benevolent. Eğer uydurabilirlerse aktörün şeyine bakar, becerisine bakar. Pekala Jozan. Meadowfolk male, old valiyalı kolonist. Bir adam. Dan. Şimdi elimde kaldı 139 para. Buna 120 paraya daha ihtiyacım var. Bunu 40'ı mail armor'da. Sen de giydin, sen de mail giydin. Sen de mail giymesen elimde scale mail kaldı, sattım değil mi? Tüh. Püh. Neyse o da bu paraya eklendi. Bu iki maili satarsam 80 bayağı iyi oluyor. Sana şimdilik leather armor giydireceğiz Jozan. Haberin olsun. Ben de clothing'le gezeceğim belli ki. Çünkü chain mail'leri satacağım. Ve bunlardan 80 gelince edecek sana 220. Bir yerden bir 30 para daha bulacağım. Var mı? Bunlardan bazılarını satacağız belli ki abi. Neleri satacağız? Tordek ne düşünüyorsun abi? Ne geldin sen? Kılıç, kalkan. Abi bir kalkan fazlan var galiba. Şunları bir al. Aralarından seç, kalanları satacağız sana. Nasıl bir adam olacak Tordek şu anda? Burada bu fighter'ı biraz tasarlamak lazım. Senden beklediğim şey tam bir tanklık değil. Tabii dayanmanı istiyorum. Shield'ın olacak zaten. Shield skill'i de alacağım sana. Tabii ki dayanacaksın ama biraz da hareket etmen. O yüzden Great Weapon. Bu ne? Sword. Şimdi Sword'la Mace arasındaki fark mesela neydi? Sword, Mace, Axe, Spear. Bunlar galiba... Bir tane daha açamıyor musun? Hayır, 3 tane açabilirim. Bunların hepsi average silahlar. Sword diyor ki slash ya da pierce. Ha, güzelliği buydu Sword'un. Slash ya da pierce. Hepsi aynı damage'i vuruyorlar. Bir özellikleri var. Sword diyor ki değişik damage tipleri ki güzel bir fikir. Mace yalnız crush vururum ama damage reduction geçerim. Ha, bu artı 3 damage demek aslında. Zırhsız adam çıkarsa bilmiyorum ama herkesin 3 damage reduction'ı vardır herhalde ya. Damage'im artar. Bu crit'im artar. Crit accuracy ile geliyor. Battle Axe yakışıyor tabi Dwarf'a ama crit'e yıldanmış bir adam değilsin sen. O yüzden herhalde Axe gider. Spear gelsin. Spear de accuracy vereni aynı damage için. Tamam hatırladım oyunu. Hatırlıyorum oyunu. Abi sen bu kalkanı al bir kere. Bu kalkanı ben beğenmedim. Heater'ı. Eline kılıç düşünüyorum ama senden vuruş istiyorum. Kalişa'nın başına gelenleri unutma. Bu yüzden seni kalkan mızrak yapsam, şu Zaurip mızrağını versem eline. Accuracy'nin 34. Kılıçla 30, 29. Evet. Damage aynı. Sadece piercing'de takılıyorsun, o kötü. Slash seçeneğini kaybediyorsun ama buna karşılık. Buna karşılık accuracy'nin artıyor ki bu da prone etmen için önemli. Demin bunu yaşadık. O zaman bu senin defansif halin, senin weapon and shield style'ın olmadığı için sana bir de yanına pole axe versem. Burada accuracy'in düşüyor 33'e. Güzel shield olmadığı için ama damage'in çıkıyor 16-23'e ve pole axe slash ya da crush vurur diyor. He. O zaman bunun vuramadığı her şeyi pole axe vuruyor ve iyi damage vuruyor. Tamam. Fena görünmüyor. Buradan satabileceğim küçük kalkanı o kadar da değil artık. Küçük kalkan değil. Sana Small Shield'ı satacağım. Battle Axe'ı satacağım. Bunlar kaçar para? 5 para. 5 para 10. Hatchet. Savunma şeydir kalsın. Şunu da satacağım. Kılıç. Şu anda.
Şunları bir sat bakayım. Gods keep you. Abi satın almak buradan mı yapıyoruz? Şimdi şunları dedim satacağım. Şu zırhları satacağım. 95. Sat şunları. 234. 16 paraya ihtiyacımız var. Bir yerden bulun bir 16 para abi. Hiçbir şey kalmadı mı sandıkta? Vallahi kalmadı. Yani silahları test etmek istiyorum. Elimde fazladan olan şu var. Ametist 10 para. Bir tane ametist satalım. 6 paralık bir şey abi. Vessel Flash. 12. Oo. Lan bir tane sat. 6 tane mi? Yok bir dakika öyle değil. Tamam abi. O silahları denemek istiyorum çünkü. 2 tane mi sattın? 2 tane sat peki. 268. Tamam böylece silahlar kaldı elimde. Çeşitli silahları denerim bir şey oturuncaya kadar. Henüz bilemiyorum bu herif nasıl çalışacak. Ama şu anda mesela bu da deflection veriyor değil mi? Tanklamak için lazım. Mace'e emin olamadım. Şu anda bu ikisinin de vurduğu damage'i Polax vuruyor ama savunamıyor. Bakalım biraz deneyeceğiz. Bir şeyler oturana kadar böyle gideceksiniz. Ben bu arada paramı buldum. Bu pelerini satmam gerekmedi. Gerekmeyince de pelerini cüceye vereceğiz tabii. Çünkü cüce en çok save atacak olan kişi fighter'dır kuralı devam ediyor. Bana sure. Nerede? Dur be dur. Büyücümü de verir misin? Miali neredesin? 250 para. Bütün parayı gömdük. Accept. Miali bu ne lan? Dur. Female doğru. Gerisi hiç olmadı. Hiç olmadı gerisi. Elftir kendisi. Pale Elf. Wood Elf. Pale Elf ne diyor? Burn and Freeze Damage Reduction. Wood Elf. Distant Advantage. Tamam abi yok. Accuracy, Deflection ve Reflex alırım uzaktan dövüşürken. Sen zaten uzaktan dövüşeceksin. O uzaktan Wand, Scepter'da falan öyle bir şeyler olacaksın sen. O yüzden Wood Elf ol. Bir Wizard'dır kendileri. Breastplate. Bu Breastplate'i direkt giyerim ki ben. O zaman Scale Mail'i de Jozan giyer. Sana ne giydireceğiz? Leather Armor veya Clothing. Dur bakayım. Breastplate ilginçmiş. Nasıl bir startsa bu? Eğer iyi bir startsa bunu veren. Ben bu breastplate'i alabilirim sana. Sırf starting olsun diye. Şimdi buradan spell'ler seçeceğim. Ben bu karakterin şeylerin statlarını falan yapmadık daha. Direkt önce spell mi seçiyoruz? Ama her şartta kontrol karakteri olacağını düşünüyorum. Damage vurmak falan ikinci planda olacak. Buradan da bu daze ediyor. Kontrol için güzel ama galiba bu karakterin at will ability'si daze, per encounter ability'si daze ediyordu zaten. Area daze eden bir şey vardı. Anlamlı değil bu spell. Chill Fog çok güzel olabilir çünkü blind ediyor. 3 saniye. Bize de vurur ama freeze damage. Yine bile fortitude'a vuran bir damage olabilir. Bunu almam. Parasitic Staff'a geç. Aim bana veriyor mu? Sadece caster'a. Yok. Fan of Flames Burning Hands. Yani olabilir tabii ama acil değil. Fleet Feet sadece caster'a. Saçma. Ghost Blaze. Bu güzel spell. Çünkü koni şeklinde Burning Hands'in Ghost Blade atanı. Ama Pierce damage vurup hobble ediyor. Hobble da benim sneak attack yapabilmemi sağlayan şeylerden birisi. O yüzden bunu alacağım. 145'lik con. At con'u hepsi hobble olsun. Ben gireyim sneak attack yapayım. Diğer Lidda güzel. İki spellim daha mı var? Jolting Touch. Adında Touch olan speller Miele'ye gelmez. Grasp de keza. Magic Missile nasıl çalışıyordu bu oyunda? Three Missiles. Crush or Corrode vuran. Üç güzel damage vuruyor. Magic Missile güzel. Olabilir. Silicon Grease değil mi? Evet. Knockdown ediyor. Prone ediyor. Bu da güzel. Kontrol için güzel. Aşağıda ne var? Shield var. Damage Reduction Concentration. Magic Missile immune yapıyor mu? Diğer didek gibi. Yapmıyor. Bir şey dememiş. Thrust of Tattered Veils. A Quick Strike of Crushing Force. Little Damage. Ha, interrupt'ı yüksek. Strong interrupt'ı var. Interrupt etmeye yarıyor. Adam aniden.
Wizards Double'da Mirror Image gibi bir şey. 40 Deflection Until Hit. Gerek yok. Galiba bunlar tamam. Sadece Minor Missiles'la Tattered Veils arasında kaldım. İkisi de damage vuruyor. Missiles. Ay, Missiles 12-22 vuruyor. 3 tane. Bu bir tane 16-39 vuruyor. Aslında 3 tane 12-22'nin ortasında 16 desen 3 tanesi 48 eder. Bu ise ortalamada 25 vuruyor. 2 katı damage vuruyor Magic Missile. Bunun interrupt'ı stronger, Magic Missile'ın interrupt'ı weakest. Bende hiçbir interrupt olmaz diyor. O interrupt'ı denk getirmek... Ya interrupt alacağım. Çünkü bu karakter damage olmayacak dedim. Tamam, yarı damage vuruyor ama bir adamı interrupt etmek, strong interrupt etmek ve oynamasını yavaşlatmak Lidda'nın iki atak daha yapmasını sağlayabilir o adama. O yüzden Tattered Wheels alacağım. Şincik, sana Might çok önemli değil. Sana Might lazım diyorsun Wizard'a, o damage vursun diye istiyorsun ama benim Wizard'ım damage'ci Wizard değil. Bu şey girmiyor değil mi? Girmiyor. Pop filter. Might Constitution istemiyorum. Intellect isterim Wizard'a demişsin. Ne istersen, aklı başında insan Wizard'a Intellect ister. Ha, bu şu setup nereden geliyormuş? Intellect artı bir ve Breastplate. O da Old Valyalı. Şeyle hemşeriler Jozan'la. Olur. Bunlardan Intellect veren başka... Kız bu ne hal? Bu ne hal yani? Dexterity... Yok. Intellect istiyorum. Resolve... Yok. Peki. Tamam. Olur abi. Hem Intellect veriyor hem Breastplate veriyor. O Breastplate'i de kullanacağız. Intellect veriyor olması da şeydi. Tamam. Jozan'la ikisi beraber gelmişler. Tamam. Intellect artı bir olduk. Zaten öyleymişiz. Ha. Peki 15 ben verseydim. Bir de Old Valia verse 16 olsun. Tamam. Resolve'un 10 kalsın. Perception lazım. Çünkü to hit istiyorum. Interrupt'ını da yükseltiyor. Area to hit'ler yapacaktı bu, yapacak bu kız sanıyorum. Ve area to hit'lerde herkese interrupt çok güçlü olur. Ve area accuracy güçlü olur tabi. 14, 15. Hatta belki 16. O interrupt ve accuracy lazım yani. Elf de bunu buff'lıyor. Dexterity'de action speed'in için lazım ve elf olduğun için lazım. Kaç puanım kaldı? 5. 5'ini de versem Dexterity'ye. Might'ım normal. Constitution'ım normal. Dexterity, Perception, Intellect. Resolve'um yok. Will'im... Resolve çok önemli değil ama... Hızlı hareket ediyorum. Duration'larım uzun. Pardon, ne? Geniş alana. Tamam, kontrol için iyi. Alan ve duration. İyi. İyi vuruyorum. Vurduklarımı interrupt ediyorum. Bu da bizimkilere yine zaman kazandırıyor. Ve hızlı hareket ediyorum. Tamam. Tam bir kontrol wizard oldu. Spellleri de... Nerede spellerim? Bir kere şu var. Hah. Arcane Assault. 2 per encounter. Tamam. 4 AOE. Daze ediyor. Evet. Raw damage vuruyor. AOE olarak. Ki onu da intelligence'ım genişletmiş durumda. Abi bir yere atıyor. Bir sürü damage vuruyor. Ve accuracy'ye vurmuyor. Reflex'e damage filan. Çok güzel. Bu 2 per encounter olan ability'si. Magical Energy. Kesin daze eder. Will. Ki reflekse vuruyor. O da olur. Yani accuracy atıyor. Accuracy de perception'dan geliyor. Tamam. Primary ability'si gayet güzel. Chill Fog bize de vuruyor. Bu tehlikeli ama blind edebiliyor olduğu için aldım. Freeze damage vuruyor. Fortitude'a vuruyor. Bu reflekse vuruyor. Pierce damage. Bu da hobble edebiliyor. Bu da Lidl ile kombolu. Buradan da prone ediyor. Blind eden, hobble eden, prone eden şeylerimiz var. Bu da bize vurur. Çünkü kalıyor sanıyorum. Kaç saniye? 4 saniye mi kalıyor yerde? Bir de 25 damage deflection'a yalnız bu. Ha. Bu gerçekten deflection'a. Ama interrupt etsin diye aldım. Caster'lara at demiş zaten. Deflection'ı olmayan adamlara alt spell yapmasını engelle diyor. Pekala. Böyle bir build. Gel bakalım. Old Valyalısın. Doğru. Aristokrat. Lore artı 2 direkt. Olur. Olur. Ama sana da Athletics ya da Survival alabilirsem. Lore ve Athletics veren. Artist. Bu da yakışır. Lore ve Athletics veren. Lore Mechanics. Lore ve Athletics. Ha.
Şey de mi mercenary'di? Yok, o kolonistti. Lore ve Athletics dedi. Athletics'e tıklamamamı sağlar. Şeyde, Mieli'de. Gerçi ne kadar noble iyidir ya. Noble olsun. Lore'dan. Öteki cleric lore bilmiyor. Küçük biraz. Aristokrat olsun bu. Tamam, extravagant parties bilmem ne filan. Birisinin şoko partiye gitmesi lazım. Aristokrat olsun Mieli. Aramızda bir aristokrat var. Senin şeyin nerede? Portren. Evet, Mieli. D&D 3rd Edition'dan klasik Mieli'miz. Şimdi bu Mieli'nin saçı zaten inanılmazdır. Ve o saçı bir kere siyah saç. Ama o saça en benzeyen saçı nereden bulacağız? Böyle en kocaman, en kalabalık saç hangisi abi? Aha, aha, aha. O herhalde o. En sondaki. Bu. Son saç. Tipe bak. Yok yok, bu kadar abi. Saç diye gezmesi lazım. Çünkü baksana yani tipe. Suratı 3 çeşit elf suratım var diyor. En elvin surat hangisiyse onu alacağız. Bu değil. En elvin surat 1 galiba. Ne kadar ince uzun spastik görünürse o kadar elf. Tamam. Böyle birisi renkleri değiştirilir. Skin rengi de soluk olsun. Evet. Böyle bir aristokrat. Mieli'de. Ben beğendim. Keşke bu saç buraya kadar iniyor olsaydı tabii ama öyle bir şey yapamıyoruz. Artık azımızı çoka sayacaksın. Oyun bu saç kıçına kadar iniyor aslında Mieli'nin. Her yer saç. Bir noble. Wood elf. Tamam. Uzaktan iyi dövüşüyor. Tamamen kontrol spelleri var. Rakibi hobble edebiliyor, blind edebiliyor, prone edebiliyor. Caster'ları interrupt edebiliyor. Veya birilerinin deflection'ı düşük olanları. Gel bakalım. Sesi noble olsun. Let's keep quiet. I'm here, leading the way. Ay çok güzel. Leading the way. Let's keep quiet. Leading the way. Tamam. Buradaki ukalalıktan belli ne oldu? Ukala bir noble olsun kendisi de, elf noble'ı. Next. Mieli dedim. Dan olacağız. Varilyalı aristokrat. Portres tamam. Her şey tamam. Pekala. Hoş geldin bakalım. Yes. Grubu hazırladık galiba. Elinde scepter var ve gerçekten breastplate giyiyor. Şimdi ben bu breastplate neydi? -40. Scale mail neydi? -35. Yine de chain'den iyidir. Ve bu scale'i Jozan'a giydirmemi sağlar. Bu leather boşa çıkar. Bu kız çıplak mı geziyor? Hop. Dur kızım, giyin üstünü ört. Sen bu breastplate'i giy. Breastplate'le gerçekten şu scale'i bir kıyaslayayım ben. İkimiz de scale giyer miyiz? Bir daha iyi koruyor. Pierce'a karşı özellikle iyi breastplate. Çünkü bu kötü. Güzel çünkü okları önde giden fighter daha çok yiyecektir. İlk ok atışlarını. O açıdan iyi. Nesi zayıf? Burn'u ve freeze'i zayıf. Kollardan giriyor tabii. Kollar açıkta. Fena değil. Olabilir bu. Buna breastplate. Çok yavaş mı diyeyim, göreceğiz ama şimdilik sen breastplate'le dövüş. Tipe bak. Jozan sen zaten o kadar scale mail. Gerçi Tordek de scale mail giymiş ama bu resimde Jozan scale geziyor. Ve senin daha hızlı hareket etmen de iki sebepten lazım. Bir kere Morningstar slow bir weapon toplaması. Zaten slow. O slow'u bir de çarptıkça ne kadar hızlı toplarsan kendini o kadar iyi. Ayrıca zaten silah dışında senin medium zırh giymen leather bile olabilir sana. Leather bile giydirilebilir. Yani çünkü ard arda speller ya da ability'ler kullanman gerektiği zaman klerik olarak, o zaman o zırh engel olmamalı sana. Şu anda böyle olabilir. İki medium armor zaten böyle düşünüyordum. Belki hep böyle gideriz. İnşallah beceririz. Kızım sen üstüne bir şey giy. Her şeyi sattık değil mi? Sana o zaman şimdilik bana ver o leather armor'ı. Niye sen al? Sen al leather armor'ı ya. Tamam. Zaten burada da leather armor'lar giymişsin resimde de. Leather armor giy. Ben şu bakalım değişiriz belki. Kıyafet değişiriz arada. Şey yaparız. Ben çok fena demiciyorsam ona göre gideriz. Grubu kurduk. Ve hazırız gibi görünüyor. Deminden beri karakterleri konuştuk. Bunlar test edilecekler.
Siperler hazırlanmış durumda. Sadece yes. primary özellikleri. Bu Arcane Assault Q'lansın. I'm here. Senin bu Holy Radiance'ın şu anda ne yapıyor abi bu? Bizi iyileştiriyor ki çok önemsiz. Yani çok iyi. Normal Cure'dan daha iyi iyileştiriyor ve Undead'leri korkutup damage vuruyor. Tamam. Şu andaki özelliği o. İki spell'in var. Bu açık değil mi? Athletics'in yok mu senin? Athletics'in yok. Var be, nasıl açık değil? Açık. Kimin Athletics'i yok ya? Hı-hı. Benim var mı? Ben de aldım. Herkesin Athletics'i var. Herkes kendini cure edebiliyor bir kere. Ay. Ay. Bunu noble yaptık. Evet, o zaman zaten zırh giysen. Zaten ki Athletics'i yok bunun. Lore'u var. Onlar hazır, bunlar hazır. Formation'ımıza bakalım. Bu çok saçma, Mieli niye oradasın? Şimdi abi şu anda zaten biraz bu formation'la oynayacağız belli ki. Şimdilik herkes Thor'dakinin 3 adım gerisinden bir gelsin. Burada otomatikleri, ha ağlarınıza bakalım. Benim ağım non defense self. Ben leader zaten kendim oynayacağım. Defense self değil de sen defensive ol. Yakındaki birilerinin üstüne yürü. Çok da agresif olma. Class behavior olarak knockdown'umu at first opportunity yaparım diyorsun. Yani first opportunity genellikle en öndeki salak mob olacaktır ama. Hadi onu sen bana bırak abi. Çünkü en öndeki moba yaptın. Biz gelene kadar prone'u geçti herifin. Saçma olabilir. Sen sadece çevredeki düşmanın üstüne git. Sen de defense self. Şu anda sen de defense self kal. Sizi biraz oynayayım ben. Agresif interdiction yaparım. Spur rest. Holy Radiance. Birisi çok yaralanırsa ya da iki kişi. Ya, açmayacağım. Defense self. Böyle kalın abi. Birazcık benim kontrolümde olsun. Yavaş 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 açarım. Şimdi bir dakikanın tam tersi. Sen de böylesin. Tanklaman gerektiği zaman Spear Shield'a dönüyorsun. Ki o zaman bile Accuracy'nin bu halinle aynı oluyor ama Deflection'ın 35'ten 47'ye çıkıyor. Pekala. Şimdi geriye kaldı sizin oyuna başlayabilmeniz için ikinci level olmanız. Aslında şu anda oyun bizim ikinci level olduğumuzu varsayıyor çünkü. Ve yola düşmek şu anda tehlikeli olur ikinci level olmadan. O yüzden zaten rest mest edeceğiz. Şu aşçı quest'i veriyordu bu sanıyorum. Aşçımız kayboldu, o yüzden sadece lapa yapabiliyoruz diyordu. O quest'i alırız ve maceralara başlarız. Grubumuzu kurmuş olduk. One use itemlarımız falan da belli. Şunlardan bir tanesini şeye verelim. Thor'daki. Grubu yolda tanıyacağız. Yavaş yavaş kim olduklarını anlayacağız. Hazırız maceralara. Bakalım.